İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Açık Görüş programında yine sizlerle birlikteyiz. Kent TV ekranlarının beğeniyle izlenen programı Açık Görüş'e konuk olan Vizyon Hareketi temsilcileri Ayhan Ongun'un sorularını yanıtladılar. İş yaşamının, ticaret yaşamının gerçekten önemli bir günü olacak. 12 Mayıs Pazar günü yapılacak Botto seçimlerine bilindiği gibi iki grup katılacak. Eski Başkan Mahmut Kocadon ve ekibi Biz Biriz adıyla üyelerden oy isteyecek. Vizyon Hareketi de turuncu renkli oy pusulasıyla üyelerin karşısına çıkacak. Serdar Karcılıoğlu, Erman Aras, Ahmet Karataş, Miyase Karlıova ve Zeki Koray Malkoç'un katıldığı programda konuşmacılar iddialı olduklarını ve Botto'da mutlak bir kan değişiminin gerçekleşeceğini ifade ettiler. Öncelikle Sayın Karataş, sizinle başlamak istiyorum. Vizyon Hareketi'nin bir ihtiyaçtan doğduğunu söyleyen Ahmet Karataş, eğer mevcut yönetim başarılı olsaydı, Bodrum esnafı memnun kalsaydı bize gerek olmazdı, dedi. Yönetim kadrolarının değişiminden öte bir zihniyet değişiminin de şart olduğunu söyleyen Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü. Ticaret odası gibi bir kurumda 8 yıl hayli uzun bir süre. Bu sürede hiçbir şey yapmamış olanların yeniden bir 4 yıl daha istemeleri ne akla ne mantığa sığar. Bunu anlamak için kahin olmaya gerek yok. Esnafın içine çıkabilseler onlar da bunu görecekler. Ama esnafın arasına karışacak yüzleri yok. Kaldı ki öyle varsayalım ki çok başarılı bir yönetim sergilemiş olsaydılar bile, eğer bu görev gönüllülük esasına dayalı bir görevse zamanı geldiğinde bırakmasını bilmek gerekiyor. Bu koltuğu bırakmak istememelerinin nedeni nedir anlamak mümkün değil. Hem bu iş fedakarlık isteyen, yorucu, zahmetli bir iş diyeceksiniz, hem de başkasına bırakmayacaksınız. O zaman insanların bunu farklı değerlendirmeleri çok doğal. Biz odaya şeffaflık getireceğiz. Kolektif yönetim ve çalışma anlayışını yerleştireceğiz. Yönetimden sonra hala bizi bir kaşık suda boğmaları gerekirken, yani ben şunu yaptım 8 yıl az bir yıl değil, şunları yaptım, sen hangi yüzle benim karşıma aday oluyorsun diyebilme fırsatı siz veriyorsunuz ama bakıyoruz karşımızda insan yok. Bu birinci planda çok düşündürücü bir olaydır. Hizmet sektöründen aday olan Zeki Koray Malkoç da konuşmasında ticaret odasının yasal statüsü ve tüzüğü gereği zaten başkan adayıyla seçimlere gidilemeyeceğini, seçimlerin iki turlu yapılmasının tüzük gereği olduğunu söyledi. Ticaret odasında önce her meslek grubu kendi temsilcilerini, meclis üyelerini seçer, daha sonra meclis kendi içinden yönetim kurulunu ve başkanını seçer. Yani meclis üyesi seçilemeyen birinin başkan olabilmesi mümkün olamayacağı ve bunun bir dolu örnekleri varken bizi başkan adayları yok diye eleştirmek abesle iştigaldir. Bizim içimizde bu görevi layıkıyla yapacak çok sayıda arkadaşımız var. Ancak biz tek adam yönetimine karşıyız. Ortak aklı ve kolektif yönetimi öne çıkaracağız diyen Malkoç, yarımadada ticaret ve turizmin gelişmesi için mutlaka bu alanların çeşitlendirilmesi gerekir. Özellikle de sağlık turizmi Bodrum için çok önemli bir fırsattır, dedi. Turizme ihtiyacı var. Bodrum başka türlü ticaretini güçlendiremez. Kadın üye sayısının hayli fazla olmasına karşın ticaret odasında yeterince kadınların temsil edilmediğini savunan Miyase Karlıova, oysa kadın eli değen yerde huzur vardır, barış ve başarı vardır. Kadınlara yönelik projelerin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması için bu hareketin içerisinde yer aldım. Vizyon hareketinin projeleri yok demek, kendi başarısızlıklarının üstünü örtmeye çalışmaktır. Bir kadın olarak sosyal sorumluluk projelerine öncelik verilmesi, Bodrum'a ait değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi için mücadele edeceğim diyen Karlıova sözlerini şöyle tamamladı. Her kurumda olduğu gibi ticaret odasında da belli bir süre sonra yıpranan yönetimlerin değiştirilmesi halkın ve üyelerin yararına olacaktır. Onun için ben de belki yaptırım gücü olabilir şeklinde bu görevi kabul ettim. Erman Aras da yaptığı konuşmada şu konulara değindi. Mevcut yönetim 8 yıl boyunca hiçbir şey yapmadığı için bizim özel olarak proje hazırlamamıza gerek yok. Onların şimdiye kadar yapmadığı, yapamadığı her şey bizim için proje sayılır. Kaldı ki arkadaşlarımız aylardır titiz bir çalışma sonucu Bodrum Ticaret ve Turizminin farklı cephelerden fotoğrafını çektiler. Eksikleri tespit ettiler. Yapılacakları belirlediler. Şu an mahkemelere intikal etmiş 56 bin icra dosyası bile bu yönetimin bizzat kendisinin iflas ettiğinin açık bir kanıtı.
kanıtıdır. Bodrum'da AVM'lerin esnafı yok etmesini önlemek için en küçük bir çabaları olmadı. Bodrumlu yatçılar yanı başımızdaki ilçelere fuara gidiyorlar. Yatçılığı, deniz turizmini, süngerciliği bitirdiler. Esnafın sorunlarının takipçisi olmadılar. Sayın Kocadon kendi toplantılarına siyasi partileri davet etmediklerini söyleyerek sözüm ona odaya siyaset karıştırmadıklarını iddia ediyor. Oysa yerel yönetimin başında kardeşi olduğu için belediyeye karşı kendi üyelerinin haklarını savunmayarak Bodrum'a en büyük kötülüğü yapmıştır. 3 yıldır Gümbet ve çevresinin durumu, esnafın mağduriyeti ortada. Kendi üyelerinin çıkarı mı, belediye mi noktasına gelindiğinde Mahmut Kocadon'un objektif davranma şansı yoktur. Zaten de Bodrum'un geleceğini belirleyecek iki kurumun başında aynı aileden iki kişinin bulunması etik değildir. Görevleri içine baktığınızda sanayi siteleri yapabilir, yapmak zorundadır der. Beşinci gruptan seçimlere katılan Serdar Karcılıoğlu da altyapı sorununa ağırlık verdiği konuşmasında özetle şunları söyledi. Bodrum'da altyapı sorunlarını çözmeden, mega, stratejik, imar planlarını yapmadan Bodrum ticaret ve turizmini düzenlemeniz mümkün değildir. Bunlar yapılmadan ne yatırımcıları Bodrum'a çekmek ne de 12 ay turizm hayali olur. Geçmişte Bodrum'un bir turizm bölgesi olmasını içeren bir düzenleme hangi akla hizmetse itiraz edilerek iptal ettirildi. Bugün hala bu yanlışın acılarını çekiyoruz. Ankara'nın Bodrum'a bakış açısını değiştirmesi için çalışma yapmamız gerekiyor. Aslında 8 yıl boyunca Bodrum'u marka yapacağız diye oyalayanlar bir mandalinaya bile sahip çıkamadılar. Meslek komitelerinin çalıştırılması, işler hale getirilmesiyle kolektif bir yönetim anlayışı sergilenebilir ve ortak akıl hakim olursa Bodrum ancak o zaman bir dünya markası haline gelebilir.